Avukatıma Sordum programının birinci bölümüyle sizlerin karşısındayız. Toplumu ilgilendiren birçok hukuksal konuya değineceğimiz programımızın bugünkü konusu boşanma. Boşanmaya dair merak edilen birçok sorunun cevabını bugün Avukat Tuğçe Göktepe'den dinleyeceğiz. Kendisine merhaba diyelim. Merhabalar Tuğçe Hanım. Merhabalar Banu Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Çağdaş yaşam tarzıyla beraber son zamanlarda artan boşanma konusunu konuşacağız. Tabii birçok konu ve soru başlığımız var ama öncelikli olarak günümüzde eşler hangi sebeplerden boşanıyor? Buna bir değinelim istiyorum. Günümüzde eşler daha çok şiddetli geçimsizlik, örneğin zina dediğimiz aldatma, sonrasında ortak konutun terki, fiziksel veya sözlü şiddetler, bu gibi sebeplerle anlaşamadıkları için boşanma yoluna, hukuksal yoluna başvuruyorlar. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma diye iki başlığımız var. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma süreci nasıl ilerliyor? Süreçlerine değinelim, ikisi arasındaki farklara değinelim. Şimdi şöyle, anlaşmalı boşanmada daha kısa sürede, bu hukuki süreci daha kısa sürede bitirmek için mahkemeye başvuruyorsunuz. Bu şekilde mesela bir protokol hazırlanıyor karşılıklı, anlaşma protokolü. Burada belirli maddelerle, mesela maddi manevi tazminat karşılıklı olarak istenip istenmeyeceği, sonra kişisel eşyalar, evdeki kişisel eşyalar alınıp alınmayacağı, ziynet eşyaları kimde kalacak, mesela velayet hususu, çocuk kimde kalacak, bu gibi hususların hepsinde ortaklaşa bir karar kılınıp protokol hazırlanıyor ve bu protokol bir üst yazıyla ya da bir yine dava dilekçesi gibi bir dilekçeyle mahkemeye veriliyor. Ve şöyle, mahkeme bir gün veriyor. Sadece bir celse olacak, bir oturumla birlikte bu anlaşma protokolünü uygulayarak karar veriyor ve boşanılıyor. Hı hı. En kısa ne kadar sürüyor bu süreç? Şimdi şöyle, bunlar tabii şehirden şehre değişir. Atıyorum büyük İstanbul gibi bir şehirde daha uzun bir gün verebilirlerken, orada gibi bir şehirde muhtemelen maksimum 2-3 hafta ya da hani maksimum 1 ay içerisinde boşanmış oluyorsunuz. Hı hı. Peki çekişmeli boşanma nedir? Çekişmeli boşanma... Şöyle, şimdi bu protokolde saydığım hususlarda taraflar anlaşamayabilir. Hani çocuk bende mi kalsın, sende mi kalsın? Biri der ki hayır, bende kalacak. Böyle bir durumda tabii ki mecburen bu çözümü hakimin yapması için mahkemeye başvurulacak ve bu süreç daha uzun sürecek. Mahkeme çocuğu dinleyecek gerekirse ya da gerekirse tarafların kusurlarını araştıracak. Buna göre bir karar ve kanaat getirecek. Hı hı. Tuğçe Hanım, peki her boşanma sürecinde avukat tutma zorunluluğumuz var mı? Siz de bir avukatsınız ama böyle bir zorunluluk var mı? Avukat tutmadan da süreç ilerleyebiliyor mu? Bunları avukat tutmadan tabii ki süreç ilerleyebilir. Hani kimsenin, herkesin avukat tutma zorunluluğu gibi bir şey söz konusu değil ama yani avukatlar hukuk fakültesinde yani birçok hukuki konuyu derinlemesine işlediği ve sonrasında meslek hayatında da bununla ilgilendiği için yani hukuki yardım almadan bir davayı sağlıklı bitirebilmek çok mümkün değil. Yani biz bunu bu şekilde yorumluyoruz. Sadece avukat olduğumuz için bize iş çıksın diye denilen bir şey değil. Hani bunu gündelik hayatımızda, meslek hayatımızda sürekli görüyoruz. Mesela avukatsız biri bir dava açtığı zaman çoğunlukla ya süreleri kaçırıyor ya da mahkemeye sunması gereken delillere sunmuyor. Bu konuda tabii ki de avukata iş düşüyor. Mesela her şeyin bir süresi var. Hukukta bir dilekçeler aşaması var. Bu süreler tabii ki avukatsız bunu yürütmek çok zor. Boşanma süreci biraz da yazı olarak ilerleyen bir süreç bildiğim kadarıyla. Bunun için de önemli sanırım. Tabii yazılı yargılama çok çok önemli. Usul çok çok önemli. Yani HMK kanununu iyi bilmek önemli. Vatandaşın bunu bilmesi mümkün değil. Hani kendi kendime yürütürüm demesi hiç mümkün değil. Bunun için bir araştırma, bir HMK kanunları açıp okuması lazım öncelikle. Onun dışında şöyle de söyleyeyim, yani sadece yazılı yargılama değil, aynı zamanda biz sözlü olarak da bazı şeylerde bulunuyoruz. Mesela duruşmada, atıyorum boşanma davasında küçük tarafların ortak çocuğu duruşmaya geldiği zaman hani çocukla konuşabiliyoruz bazen. Yeri geliyor çocuğa sorular sormamız gerekiyor. Hani her zaman yazılı yargılama da tabii ki yeterli olmuyor. Hı hı. Boşanma süreci nasıl ilerliyor? Şimdi bir boşanacak bir kişi karar verdi boşanmaya. Avukata geldi. Bu süreç ne kadar sürede bitiyor? Yani bir boşanma davası. Süreç nasıl ilerliyor size geldikten sonra? Bunları biraz anlatabilirsek. Yani şimdi şöyle, tabii ki dilekçe, öncelikli olarak ayrıntılı bir dava dilekçesi ya da davalı tarafsa ayrıntılı bir cevap dilekçesi yazılıyor. Bu dilekçe mahkemeye ibraz ediliyor. Sonrasında 4 aşamalı bir dilekçe aşaması var zaten. Dava cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap diye. Bu 4 aşamada tamamlandıktan sonra
ön inceleme duruşması oluyor. Ön incelemeden sonra tahkikata geçiliyor ve tahkikat duruşmaları başlıyor. Hani gerekli süreçler tamamlanıyor, deliller toplanıyor. Bu gibi süreçler oluyor. Yani yaklaşık bir boşanma davası çekişmeliyse eğer 2-3 yıl gibi bir süreçte son buluyor. 2-3 yıl kadar diyorsunuz. Peki tek taraflı boşanma oluyor mu? Bazı kişiler, boşanma kararı alan kişiler, özellikle kadınlar bu konuda mağduriyet yaşıyor. Eşleri tarafından ben boşanmak istemiyorumla tehdit edilip kadın da boşanamayacağını düşünüyor. Tek taraflı bir boşanma süreci olabiliyor mu? Nasıl oluyor? Ya şimdi şu şekilde, burada hakimin kanaati önemli. Mesela biz nasıl bir boşanma davası diyoruz? Şiddetli geçimsizlik ya da o sırada o kişinin gerekçesi neyse, atıyorum beni darp mı etti ya da evimi terk etti ya da beni aldattı mı, bu gibi gerekçeleri varsa bunu hakime ya sunması gerekiyor, bunu ispatlaması gerekiyor hakime. Hakimin buna zaten kanaat getirdikten sonra boşanmaması gibi bir ihtimal yok. Şimdi hakim burada şuna bakıyor, yani tarafların kanun gereği boşanması yeterli mi, yani boşanmasına gerek var mı, buna bakıyor. Yani bir tarafın isteyip istememesinden ziyade kusurlar burada yarışır. Kusuru varsa hakim zaten o kişiyi boşar. Kişileri. Bazen mesela kişi sadece şiddetli geçimsizlik başlığı altında boşanmak istiyor. Eşinden soğumuş. Bir gerekçesi yok ispat edebileceği. Bu süreci uzatıyor mu? 2-3 yıl dediniz mesela. Tek taraflı da bu süreci uzatır mı? Tabii ki uzatabilir. Ne kadar uzayabilir bir boşanma süreci en fazla? Yani dediğim gibi burada diğer tarafın şey yapmasına bağlı, yani boşanma sebebini ispat etmesine bağlı. Yani süreci uzatan nokta uzatabileceği süreç de çok fazla olmaz bu durumda. Ne yapar? Ne ek süre ister, tekrar tekrar süreler ister. Bu şekilde uzatabilir maksimum. Peki nafaka, şöyle bir algı da var. Kadın mı alabilir sadece nafaka? Erkekler de nafaka talebinde bulunabiliyor mu? Nafaka süreci nasıl ilerliyor? Ona yani, da bir değinelim. Tabii şunu şimdi şöyle söyleyelim. Nafaka iki türlü var. Nafakalar iki türlü. Biri yoksulluk nafakası, birisi iştirak nafakası. İştirak nafakası dediğimiz çocuk için. Mesela velayet annede kaldıysa ya da velayet babada kaldıysa diğer ebeveyn o çocuk için diğer ebeveyne bir nafaka veriyor. Çünkü o çocuğun tüm gelir gider, tüm ihtiyaçları aslında anne babanın ortak sorumluluğunda. Sadece bir kişinin sorumluluğunda değil. Bu yüzden velayeti alamayan kişi diğer tarafa iştirak nafakası ödüyor. Tabii durumu varsa. Bir diğer dediğimizde yoksulluk nafakası. Bu yoksulluk nafakası da maddi duruma göre. Mesela eşler boşandıktan sonra boşanma aşamasında kadın olur, erkek olur hiç fark etmez. Maddi durumu olmayan kişiye, maddi durumu olan kişi yoksulluk nafakası öder. Çocuk fark etmeksizin. Örnek veriyorum, kadında çocuk kaldı. Onun için nafaka ödüyor. Mağdur edilen tarafta erkek. O onun için ekstra bir talepte bulunabiliyor mu? Kadın mesela aldatmıştır erkeği. Çiftlerden biri aldattı, kadın aldattı ama çocuğu velayetini anlaşarak kadında kalması isteniyor. Kusurlu tarafta kadın, bununla alakalı da karşı tarafa nafaka talebinde bulunabilir mi? Az önce de söylediğim gibi şimdi yoksulluk nafakası maddi duruma göre. Hani diğer taraftan daha ağır bir kusur olmadıkça zaten yoksulluk nafakasını ödeyebilir. Onun dışında iştirak nafakasında da çocuğun durumuna bakılıyor. Sizin söylediğiniz, yani sormak istediğiniz soru da şu, kusuru olan kişi, kusuru olan kişiden tazminat talebinde bulunabilir. Evet. Bu maddi manevi tazminat, yani nafakanın dışında kalan ayrı bir konu oluyor. Bunda da hakim eğer ağır kusur varsa ya da diğer eşten daha kusurluysa makul ölçüde bir tazminata hükmedebiliyor. Peki son olarak bunun bir avukatla işleyebilecek bir süreç olduğundan bahsettiniz. Durumu olmayan kişiler nasıl bir faydalanabilir bu süreçten? Böyle bir süreç var mı? Avukat talebinde bulunulabiliyor mu? Tüm davalar için geçerli olan bir şey bu. Durumu olmayan kişi adli yardım başvurusu yaparak devletten bir avukat atanmasını isteyebilir. Bu şekilde cebinden herhangi bir masraf dahi çıkmadan devlet kendisine bir baro avukatı atar ve o avukat davayı yürütür. Bununla alakalı peki bir madde vesaire var mı? Yani durumun olmadığını ispat etmesi mi gerekiyor? Durumun olmamasından kastınız. Şöyle, mesela sigortalı çalışan bir kişi böyle bir talepte bulunabiliyor mu? Çalışmaması gerekiyor. Şartları var mı diyeyim. Şartları tabii ki var. Durumunun şöyle, mesela yoksulluk belgesi alması gerekiyor. Bulunduğu muhtardan. Öncelikli olarak yoksulluk belgesi alması gerekiyor. Sonrasında işte üzerine kayıtlı olmayan şeyler araştırılıyor. Yani tüm bu belgeleri ibraz etmesi lazım. Maddi durumun olmadığına ilişkin, çalışmadığına ilişkin SGK'dan belge alabilir vesaire. Bunların hepsini baroya sunuyor.
Var o gerçekten o kişinin maddi durumu olmadığına kanaat getirirse adli yardım başvurusunu kabul ediyor. Aksi durumda da maddi durumu olduğuna kanaat getirirse reddediyor bu başvuruyu. O şekilde oluyor. Tuğçe Hanım, bize zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim bu röportajı yaptığınız için. Evet, boşanma zaten çok geniş kapsamlı bir konu. Biz de temel başlıklarıyla değinmeye çalıştık. Sizlerin de yine boşanmayla ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.